zenginler ile Demokrasi Meydanı başlıyor. Demokrasi Meydanı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özel Enginler. Bugünkü konumuz şu. Ön seçim platformunun adına gelen tabii ki konuklarımız var burada. Tekirdağ'da ön seçim yapılmalı mı? Bununla ilgili bir konuya girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burası özgür bir meydan. Adına da Demokrasi Meydanı dedik bunu. Burada herkes kendini savunabilir, sivil toplum kuruluş şartlarını arayabilir ki öyle mi olmalı? Oda başkanları, belediye başkanları, partili partisiz, partisine bakmaksızın herkes, Ticaret Odası Başkanı'ndan tutun, Atatürk Düşünce Derneği Başkanı'ndan tutun, sivil toplum kuruluşlarını kimler temsil ediyorsa, etmek istiyorsa, seslerini duyurmak istiyorsa burada yer alabilirler. Bugün burada toplanmamızın sebebi şu, demokrasinin Tekirdağ'da daha çok nasıl yeşerebileceğini göstermek, buna yol açmak için böyle bir program düzenledik. Bu programda Demokrasi Pilot Platformu adına katılan arkadaşlarımız var. Bu platform gün geçtikçe büyüyen bir platform. Çünkü demokrasi arayan arkadaşlarla dolu veya en azından kendileri o şekilde iddia ediyorlar. Ve büyüyerek giden bir kuruluş olduğunu görüyoruz. Şu an başlaması çok kısa bir süre tuttuğu halde 400'leri aşmış şekilde bir üye sayısına sahipler. Bu gösteriyor ki sadece Süleymanpaşa'da başlayan bir hareket tabii bu ama bütün Tekirdağ sanki saracakmış gibi bir düşünce dışarıda belirtiliyor. Bu konuyla ilgili değerli arkadaşlarımız katıldılar. Sayın Özgür Taş merdivenli, hemen peşinden Sayın Burak Boğaç Baykal, Sayın Demir Kayhan ve konuk olarak da değerli arkadaşımız, gazeteci yazar Şerif Baysal aramızda. Konuya girmeden önce şunu arkadaşlarıma aslında tek tek sormak istiyorum. Demokrasi platformu niye kuruldu? Amacı nedir? Gerekli mi? Mesela partinin tüzüğünde ön seçim yapılmalı denen ibareler olduğu halde buna niye gerek duyuyor? Özgür Bey, sizinle başlayalım. Öncelikle bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum konuşmama başlamadan önce. Ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça gerekli. Neden gerekli? Takip edenler biliyorlardır. Bundan yaklaşık 4 ay önce biz bir delege seçim sürecini geçirdik parti içinde. Ve ben de ilçe başkan adayı olarak arkadaşlarımla beraber ciddi bir yarış içerisine girdik. İnsanlara kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bu yarışın sonucunda da sonuca baktığımızda Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesinde %51'e 49 gibi bir sonuçla karşılaştık. Bunu takip eden süreçte kadın kolları seçimlerimiz oldu, gençlik kolu seçimlerimiz oldu ve nihayetinde il kongresini gerçekleştirdik ve bunların hepsini de takip ettiğimizde, baktığımızda yine Süleymanpaşa'da ve Tekirdağ'da hep yarı yarıya %51'e %49 gibi oranların ortaya çıktığını gördük. Şimdi böyle bir süreçte tabii biz elimizden geldiğince bu yarışta etik kurallar çerçevesinde parti içi demokrasiye yarışır bir şekilde mücadele etmeye çalıştık. Sonuca baktığımızda 2019'da bir belediye başkanlığı seçimi var ve belediye başkan adayları çıkacaktır. Eğer ki merkezden buraya atama şeklinde bir belediye başkanı adayı getirilirse bu kim olursa olsun bizim çok yakınımızda olsa veya farklı bir insanda olsa ön seçime hem alışmış bir ilçe olarak mutlaka bir tepkiyle karşılanacaktır. Bunun tepkiyle karşılanmamasının bence en önemli şartı Tekirdağ'da ön seçimdir.
Ve yine şunu da belirtmek istiyorum. Topyekün bir çalışma için yine ön seçim zorunludur. Bu topyekün çalışmaya da bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi bir referandum süreci geçildi. Ve referandum sürecinde ben ve arkadaşlarım da başkan yardımcılığı pozisyonunda ilç yönetiminde yer almıştık. Orada sen ben o demeden bütün fikirleri bir araya getirerek, herkesi partiye davet ederek bütün fikirlerin yorulmuş bir ortamda topyekun bir çalışmaya girdi. Bir gecede, bir gece içinde 25 ayrı grup, en ufak 5 kişiden oluşmak üzere 25 ayrı grup 60 tane mahallede seçim çalışması yaptı aynı gecede. Yani bu eşi benzeri görülmemiş bir çalışmaydı. Ve sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi ailesi bir araya geldiği zaman, hep beraber aynı yere vurdukları zaman ne olabileceği referandum sürecinde belli oldu. Nasıl belli oldu? Referandumda belki evet çıkmış olabilir. Ancak Süleyman Paşa Türkiye'deki en başarılı ilçeler arasında yer aldı. Belki ilk 5'e girdi. Bu bence benim fikrimce partileri bir araya getirebilmek için, beraber çalışabilmek için en önemli kriterlerden bir tanesi belediye başkanını hep beraber kendi oylarımızla, arkadaşlarımızın oylarıyla seçmek olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenek vardır. Sandık koyulur, tüm üyeler gider, oy verir. Sandıktan çıkarsa eğer belediye başkanı değil, herkes buna saygı duyar ve kendi belediye başkanı olarak görür ve sonuna kadar mücadelesini sürdürür. Aksi halde bir atama olduğu durumda pek çok kırgınlık oluşacaktır. Bizim de en istemediğimiz nokta, 2019'u da çok önemli olarak görüyoruz, en istemediğimiz nokta da bu olacaktır. Peki bu konuyla ilgili sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Baykal? Valla ben zaten Raykut Bey çok güzel açıkladı bir takım şeyleri. Fakat daha genel bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum şu şekilde. Şimdi ön seçim olmadığı zaman ne olur? Yani bu ön seçim çok iyi algılanamıyor bence kavram olarak. Ön seçim olmadığı zaman iki tane yöntem kalıyor. Bir tanesi merkez yoklaması ya da temayül yoklaması. Şimdi bunlar ortaya çıkacak olan aday adaylarının kendilerini ifade etme şekillerini doğrudan etkiliyor. Yani nasıl etkiliyor? Kendilerinin seçilme yani aday olarak belirlenme süreci neyse ona göre bir program hazırlıyorlar. Şimdi bizim ön seçimden beklentimiz şudur. Ön seçimde elbette ki parti üyelerine, yani yalnız Cumhuriyet Halk Partisi için değil, her parti için de böyledir. Parti üyelerine söz düşeceği için, parti üyelerini ikna etmeye yönelik bir söylem geliştirme mecburiyeti ortaya çıkacaktır. Bu da doğrudan yarın yalnız parti üyelerinin değil, tüm halkın karşısına çıktığınızda geliştirdiğiniz söylemleri halka daha yakın söylemler olmasına sebep olacaktır. Peki buna şöyle söyleyeyim, diyebilir miyiz? Ön seçim demokrasi getirir. Mesela Sayın Baysal'a size bu soruyu yönelteyim. Ön seçim demokrasi getirir mi? Siz? Şimdi ben bu siyasi partilerin özellikle CHP'nin bu ön seçimi çok önemsediğini görüyorum. İlk bakışta görünürde hakikaten önemlidir diye düşünülebilir. Ancak bana göre bu ön seçimin altyapısının oluşması lazım. Yani şimdi ön seçimde delege seçecek. Peki delege neyi seçecek? Kimi seçecek? Nasıl seçecek? O nasıl belirlenecek? Bu konuda delegenin bilgilendirilmesi gerekir. Bu bilgilendirme görevi de örgütlerin görevi. Ancak bakıyoruz örgütlerin bu yönde, bilgilendirme yönünde bir çabası ve çalışması yok. Ben bugüne kadar 50 yıldan bu yana siyaseti takip eden birisiyim. Hiçbir partide bu yok. Özellikle delegenin fazla bilinçli olmaması tercihidir. Çünkü çıkacak olan adaylar eğer bilinçli bir delege karşısında yoksa onu tavlaması çok daha kolaydır. Aslında öncelikle partileri delegeyi ön seçim yapacak partiler. Yani diğer ön seçim yapmayan partiler konumuz dışında.
ön seçim isteyen ve ön seçim yapacak partilerin, hatta demokrasiyi dahi ön seçime bağlayan siyasi partilerin önce delegesini bilgilendirme mecburiyeti vardır. Bilgilendirecek. Ne üzerinde bilgilendirecek? Aday üzerinde bilgilendirecek. Adayın nasıl olması gerektiğinde önce kriterlerini belirleyecek. İstediği adayın özelliklerini belirleyecek. Bu özellikler üzerinden delege üzerinde bilgilendirme yapıyor. Ki delege sandığa gittiği zaman bilinçli olarak seçimini yapsın. Yani elma mı, armut mu, ayva mı neyi seçecek? Delege bilsin. Eğer bu bilgilendirme yapılmazsa kusura bakılmasın. Yani temayül olsa, genel merkezde atama yapsa, delegede seçmiş olsa sonuç değişmez. Ki bugüne kadar değişmedi. Benim değerlendirmem bu. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Yine kendi seçim dönemimden örnek vererek gitmek istiyorum. Bir delege seçime geçirdik biraz önce bahsettiğimiz gibi. O noktada ben kendi adıma yüzlerce Cumhuriyet Halk Partisi ile birebir görüşüp kendimi ifade ettim. Yine sevgili arkadaşım İlker Yağcıoğlu, o da çıktı kendisini yüzlerce insana gerek toplu şekilde, gerek tek tek giderek ifade etme imkanı buldu. Ve insanlar neyi gördü burada? Ben Özgür Taşmer'den geleceğim ama ne yapacağım? Geldikten sonra ne yapmak istiyorum? Amacım ne? Örgütü götürmek istediğim nokta ne? İlker kardeşim de aynı şekilde çıktı. Bu kısa vadeye sığdırılabilecek bir şey değil. Bunun vadesi biraz uzun olmalı. Aday adayları çıkıp üyeleri tek tek dolaşıp ne yapacağına, neler yapacağına, Tekirdağ nasıl faydalı olabileceğine, mevcuttaki Sayın Belediye Başkanımızın üzerine neler koyabileceğine, bunları kendisine ifade etmesi gerekiyor. Eğer bu ifadeyi verdikten sonra kendini doğru ifade edeni zaten üyelerimizin seçeceğine olan inancım benim tam. Çünkü ön seçimlere alışmaya başladık. Özellikle Süleyman Paşa'da ön seçimi biz seviyoruz. İnsanlar geliyor. Bir de yani partiye çok fazla gelemeyen, kenarda köşede kalan üyelerimiz var. Üzülen, dışarıda kaldığını hisseden üyelerimiz var. Bu seçimler sayesinde de bu üyeler aynı zamanda gidilmiş oluyor. Onlar dokunulmuş oluyor. İnsanlar kendisine kendinden mutlu oluyor ve dinliyor. Gerçekten dinliyor. Ben bunu yaşamış biri olarak, kısa süre önce yaşamış biri olarak onu net bir şekilde söyleyeyim. Hoşlarına gidiyor ve ona göre kendi özgür kararlarını rahatlıkla verebiliyorlar. Bu açıdan ön seçim. Burada sözünü kestim. Buyurun. Şimdi burada yapılan bir ön seçim var. Sonucu belli. Çok az bir fark var. Buyurun. Peki şunu diyebilir miyiz? Yani sizi tercih eden delege hangi özelliğinizden tercih edin? Ne yaptınız? Ne sundunuz? Proje olarak ne sundunuz? Parti çalışması olarak neyi sundunuz? İlçe bazında yapacağınız görevler konusunda ya da geliştirilen işler, hizmetler konusunda ne sundunuz? Değerlendirmeyi buna göre mi yaptı? Yoksa sadece ne bileyim güzel sözlerinize kaldılar, tipinizi sevdiler, yakışıklı dediler, şu dediler, buna, ona göre bir değerlendirme yaptı. Bazı yandaşlar da var yandan destek atan, onların çevresiyle mi sonuca ulaştınız? Yoksa gerçek anlamda belli bir proje programınız var mıydı? Çünkü ben burada bunu açmak istiyorum bu konuyu. Vatandaşın bilgilenmesi açısından. Vatandaşın muhakkak bu konuda bilgilenmesi lazım. Çünkü hatta sadece şey değil, il başkanı ya da ilçe partinin başkanı değil, parti yönetim kuruluna seçilecek kişilere de aynı değerlendirme içinde seçmesi lazım ki sonuç doğruya doğru gitsin. Böyle bir çalışma yapıldı mı? Yani bir projeniz, bir programımız var mıydı? Değerlendirme buna göre mi yapıldı? Tabii şöyle izah edeyim onu. Şimdi çok fazla hayalperest de olmamak lazım bu noktada. Yani şu anda Tekirdağ'da 6000'e yakın, Süleyman Paşa'da sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyesi var. Bunları arkadaşların hepsini tek tek dolaşma şansınız maalesef yok. Hepsini bizzat görüşme şansınız yok. Biz o noktada ilk önce kendi bir çekirdek kadromuzu belirledik. Yani yola çıktığımız 30'un üzerinde bir arkadaşımız vardı. Biz ilk önce bu arkadaşlarıma ben kendimi ifade ettim. Ne yapacağımı, ne yapmak istediğimi. Gelirsek hangi kadrolarla neyi başarabileceğimizi ilk önce bu insanlara anlattım. Sonra bu 30 kişi hep beraber sahaya indik. Bu 30 kişi
benimle beraber, hep beraber oturup karar verdiğimiz noktada, projeler noktasında insanlara neler yapacağımızı anlatmaya başladı. Bu 30 kişi bir bakıyorsunuz 100 oluyor, bir bakıyorsunuz 300 oluyor, bir bakıyorsunuz 1000 oluyor. Yani bu çığ gibi bir anda büyüyor. Yani bu işe gönül veren sayısı hakikaten bu noktada çok önemli. Ben kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum ve gurur duyuyorum. Bana destek veren ve bana inanan çok fazla arkadaşım vardı. Ve hepsinin söylemi de aynıydı. Hep beraber bir yola çıktık ve benim düşüncelerimi en az benim kadar ifade ettiklerini düşünüyorum. Çünkü seçimin sonucuna baktığımız noktada Tekirdağ'da, Süleyman Paşa'da oy kullanan Cumhuriyet Halk Partileri'nin neredeyse yarısının onayını alabilmişiz. Yani bu insanlara ulaşabilmişiz. Çünkü ben 2010 ile 2014 yılları arasında Türkiye'de değildim. Azerbaycan'da Bakışehir'de özel bir şirkette çalışıyordum. Daha sonra döndüm. Öldükten sonra başkan yardımcısı görevinde bulundum ama her ne kadar kendimizi ifade etsek de ne kadar kişiye ulaşabilirsiniz görev sırasında? Ama öyle bir çalışma gerçekleştirdik ki arkadaşlar, o kadar ifade edebilmişiz kendimizi. Demek ki yani binlerce kişi, yani bin kişinin üzerinde bir oy alabildik. Bu çığ gibi büyüyen bir ekibin ortak aklıyla, ortak çalışmasıyla olabilecek bir şey. Bütün belediye başkanı adayları da tabii ki kendi adaylarını öncelikle belirleyeceklerdir. Çalışma arkadaşları belirleyeceklerdir. Bu çalışma arkadaşları bir program yapacaklardır. Ve bu program üzerinden bütün çalışma arkadaşları topyekun bir bilgilendirme çalışmasına gireceklerdir. Ve benim düşüncem Tekirdağ'da oy veren bütün Cumhuriyet Halk Partililer bir noktadan sonra eğer bu zaman da geniş tutulursa kime ve neye oy verdiğini aşağı yukarı bileceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada müsaade ederseniz ben bir iki bir şey söylemek istiyorum. Sizin de hani söyleminize, sorumuza daha doğrusu cevap olmak amacıyla. Şimdi bir kere biz birkaç tane söylemle ortaya çıktık. Bir tanesi dedik ki, o da bu ön seçim platformunun aslında oturduğu temellerin de bir yansımasıdır. Dedik ki biz bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimde olsun olmasın, söz sahibi olmuş, ekip sahibi olmuş, grup sahibi olmuş, daha önce yöneticilik yapmış, yöneticilik yapmayı planlayan veya herkesin söz sahibi olabileceği danışma meclisleri kuracağız. Bu danışma meclislerinin de yani tek bir danışma meclisi şeklinde değil, kademeli olarak oluşturacağız. Yani mahalle örgütlerinin yanında danışma meclislerimiz olsun dedi. Danışma meclisleri neden gerekli? Şu sebepten. Çünkü siz bir danışma toplantısı yaptığınız zaman, danışma toplantısının zamanı belli 2 saat. 2 saat içerisinde bilemediniz 3 saat yani konuşmalar. Bunun içinde zaten belediye başkanları, il başkanı, ilçe başkanı bunları çıktığınız zaman 4 tane vatandaşımız veya üyemiz orada bir kısmı da maalesef belli amaçlar doğrultusunda konuşmalar yapıyorlar ve partinin genel politikalarına katkı sağlayacak bir söylem oradan çıkartmak mümkün olmuyor. Yani bu amaçla yapılıyor. Bütün iyi niyetle biz de yaptık çünkü yönetimde olduğumuz zaman. Bütün iyi niyetimize rağmen bir yere varamadık. Şimdi biz tabii bu adaylık sürecinde bunu geliştirmeyi planladık. Dedik ki kademeli olarak oluşmuş mahalle örgütlerinin yanında çalışacak muhalif kesiminin de dahil olmuş olduğu bir kere danışma meclisleri kurulsun. Bunların aldıkları kararlar yönetim kurullarında öncelikli olarak ele alınsın. Yani elbette ki yönetimin kendi tarzı, kendi kararları, kendi başkanı falan olacaktır. Ama buralardan çıkan kararlar da veya öneriler de öncelikli olarak ele alınsın. Yani zaten birbirini bilen bir sürü insan yönetimde. Başkan gelip işte arkadaşlar şunu şunu gördük bunu yaptık. Zaten bütün hafta beraberdik. Oradan bir şey çıkacak yani oradan bir şey çıkma olasılığı böylece azalıyor bu tür toplantılarda. Ama eğer bir takım öneriler dışarıdan gelir de besleme yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalar açısından doğru bir takım noktalara gelebilir dedik. En önemli şeyimiz buydu. Danışma meclisi. onun dışında dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir temsil sorununu gördük biz o zaman. Temsil sorunu nerede gördük? Biz tabii
muhalefette olan bir parti yöneticileri olarak bir takım yerlerde partimizi temsil etmekte eksik kalabiliyoruz. Ancak bize oy veren 38 ila 45 bin kişi var. Bunların içerisinde sivil toplum kuruluşlarının içinde yer alanlar var. Bürokratlarımız var. Bizim düşüncemiz, bizim partimize yakın düşüncede olan veya çalışanlarımız var. Bunları dedik ki biz madem ki bunların sesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen gideceğiz, o zaman hiç ayrım yapmadan devletin temsil edildiği her kademede, her toplulukta, her birleşkede, birleşimde bunları protesto etmek değil. Biz söylememiz gerekeni söyleyelim, gidelim, temsil edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yüzdesini yükseltelim dedik. Bir söylemimiz de buydu. Bunun dışında da takım söylemlerimiz var ama konu o değil, konu ön seçim. Ben bu arada girmek istiyorum böyle. Fazla şey etmesin, açılmasın diye ara. Benim anladığım şu ana kadar söylediklerinden yani parti örgütünün yerel yönetimlere katılımı söz konusunda, katılması gerektiği konusunda bir çalışmadan bahsediyorsun. Peki şu anda yerel yönetimi şöyle diyebilir miyiz? Yani şu anda CHP'de böyle bir şey var mı yok mu? Parti örgütleri yerel yönetimle birlikte mi çalışıyor, yerel yönetimlere katılıyor mu? Böyle bir katılım var mı? Her yönüyle olsun. Şimdi yani onu tabii değerlendirmek belki şu anda bizim şeyimiz değil ama ben size şunu söyleyeyim. Ama siz ne amaçla geldiniz? Siyaset ya da gelmeyi düşünüyorsunuz biz, bu konuda. Biz işte bir yere hayır, ben şimdi öyle bir senaryo yapıyorum. Yani siz geleceksiniz, bir parti yöneticisiniz, geleceksiniz. O zaman siz yerel yönetimle nasıl bir ilişki kurmayı düşünürsünüz? Nasıl yönetime katılmayı düşünürsünüz? Ya da aynı bugünkü gibi yöntem devam eder mi etmez? Müsaade ederseniz buna ben cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle bir konu var. Biz bu ön seçim platformunu oluşturduğumuz zaman fikir olarak kendi aramızda, arkadaşlarla veya çevrede çeşitli değerlendirmeler yaptık. Aklımıza gelen bir şeyler vardı. Şimdi neden böyle bir olaya niyetlendik? Bir defa ilk önce ben vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşım ve vatandaşlık hakları mı? Dolayısıyla bir siyasi partiye üye olabilir. Ekonomik olarak hakları mı? Siyasi partiye üye olduktan sonra o siyasi parti içerisinde çeşitli çalışmalarda doğal olarak bulunma hakkım var. Bundan önceki dönemde ilçe yönetiminde görev yaptım. Şimdi neden ön seçim dedik? Partimizin tüzüğünde de var. Bazı arkadaşlarımız bize bunu soruyor. Diyorlar ki neden gerekli diyorsunuz? Zaten biz tüzükte yazıyor. Ya da biz bunu sözünü verdik diyorlar. Şimdi bizim tüzüğümüzde de var. Evet, kriterlerden bir tanesi bu. Ön seçim. Bir tanesi delege bazında. Temayül yoklaması, bir tanesi de merkez karar yürütme kurulu verecek kararla adaylar tespit edildi. Dolayısıyla biz de tercihimizi bu yönde yaptık. Şimdi bizim derdimiz esasında seçilmek olayı değil. Biz doğal olarak hakkımı kullanmak istiyorum ben. Ben vatandaş, ben seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Parti tüzüğünde böyle bir şey olduğu halde. Olduğu halde ben haklardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Diyorum ki ben seçmek istiyorum. Ben normal vatandaşım, normal bir üyeyim. Dolayısıyla ben de üye olarak seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Bundan doğal bir şey yok. Ki tarihe şöyle bir şeye bakmak lazım. Biz cumhuriyet, çok genç bir cumhuriyet. Avrupa'da olmayan hakları bile 1930'lu senelerde cumhuriyetimiz verdi. Mesela 1930 yılında belediye seçimlerinde kadınlara sadece seçme hakkı veriliyor. Sonra 33 yılında muhtar seçme hakkı ve aza olma hakkı verdi. 1934 yılında ise kadınlara seçilme hakkı da verildi. Dolayısıyla 35 senesinde 18 tane kadın vekil oldu. Şimdi bu kadar geçmişte demokrasinin yavaş yavaş da olsa ilerlediği bir ortamda ben en doğal hakkım seçme hakkımı kullanmak istiyorum. Birinci fikir, ana fikrimiz buydu. Şimdi konu farklı yerlere gitmemesi lazım. Buradaki arkadaşların hiçbir tanesi belli bir yere aday değil. Bizim adayımız yok. Biz aday olan insanları seçmek istiyoruz. Peki bu demokrasi platformu yarın bir gün bir milletvekili olsun, bir belediye başkanı olsun, bunları seçelim. Bu altını nasıl doldurmalı? Şimdi
ben ileriden ek olarak katkı sağlamak konusunda bir şeyler söyleyeyim. Ön seçim platformu kesinlikle bir belediye başkan adayı çıkartayım veya bir milletvekili adayı çıkartayım diye bir kere kesinlikle yola çıkmadı. Ön seçim platformu bir seçim olsun, ben Tekirdağ'da beni yönetecek insanı seçeyim diye yola çıktı. Kesinlikle bu grubun bir belediye başkanı adayı veya bir milletvekili adayı çıkartmak yok. Yok, yok, elbette yok. Bize bugün destek veren, size şöyle söyleyeyim, yani biz bu yola çıktık ama üyelerimiz de bunu istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Üyelerimizin de bunu istediğini nereden anlıyoruz? 4 sene, 5 sene önceye gidelim. 2500 tane üyemiz ön seçimde oy kullanmış. İlçe kongresine gidelim. Yine 2500 civarında, 2600 civarında üyemiz oy kullanmış. Ve şu anda bu ön seçim platformuna imzasıyla destek veren kişi sayısı 500'ü aştı ki bu bir aylık bir zaman dilimi içerisinde %20'ye ulaşmış durumda. Bir sonraki ay bu özellikle de bu tarz programların söyleşilerin de desteğiyle %50'yi çok rahat kısa bir sürede aşacaktır. Çünkü insanlar hakikaten seçmek istiyor. Bizim ön seçim platformundaki amacımız ne bir belediye başkanı adayı çıkarmak ne bir milletvekili adayı çıkarmaktır. Sonuç olarak bu platforma destek veren insanlar ön seçim Tekirdağ'a getirildiği takdirde özgür iradeleriyle gidecekler ve istedikleri adaya özgürce oy vereceklerdir. Burada bizim bir yaptırımımız veya beraber alacağımız, şu adayı destekleyeceğiz diye alacağımız bir karar da öyle bir düşüncemiz de ortada yoktur. Onu net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi ben zaten biraz önce verdiğim örnekte senaryo dedim. Yani bir yönetime seçilmeniz durumunda. Çünkü şu, sizin ben anlıyorum. Sizi anlıyorum. Siz ön seçim çalışması ve doğrudan vatandaşı bilgilendirmeye yönelik bir çalışma bu. Tamamen bilgilendirme. Bu tamam. Evet. Bilgilendirme. Biraz önce bilgilendirmenin kriterleri nedir diye sordum. O konuda cevap alamadım henüz. Yani vatandaş kimi nasıl, hangi değerlendirmeye göre seçecek? Bu konuda bir çalışmanız var mı yok mu? Bir de şu var, aslında olan şu. Siz bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra geriye çekilemezsiniz. Sonuçta seçilmesi gerekenler üzerinde de çalışma yapmak zorundasınız. Çünkü vatandaşı bilgilendirmişsiniz. Seçilecek olanları da siz kefil olmak durumundasınız seçilecek olanları. Ve bunlar yönetime gelecek. Bunlar belki sizin içinden ya da sizin dışınızdan gelecekler. Bu gelecek olan kişiler bugünkü gibi mi davranacak? Bugün bir sıkıntı var. Bugün bir sıkıntı var. Yani madem burada tartışıyoruz. Gerçi belki de diyebilirsiniz parti içi sorundur. Bunu açmayalım diyebilirsiniz. Açmayabiliriz. Ama ben kendi fikrimi söylüyorum burada, sizin dışınızda. Bugünkü sorun var. Yerel yönetimler, parti örgütleri maalesef uyum içinde değil. Uyum içinde değil. Yani bu uyumsuzluk, bu ön seçim çalışmasından sonra da tekrar seçilecek yönetimlerle devam edecekse işiniz çok zor. Onu demek istiyorum. Yani işiniz çok zor. Onun için bu konuyu açmakta yarar var. Vatandaşa ulaşmakta yarar var. Ve vatandaş kimi, neden, nasıl seçeceğini, sonra ne isteyeceğini bilmek zorunda. Ön seçim platformu olarak... Önce örgütüne seçti, örgütüne güvenliğinde benim kaşım güzel, Sayın Baysal'ın güzel dediği gibi gözüm güzel. Ya tamam gel sen bizim belediye başkanımız ol ya da vekilimiz ol veya herhangi bir durumun başına geç. Biz seni destekliyoruz. Bu yoksa ya kardeşim bundan sonra dişinceye kadar olanları gördü. Tabii ki herkes bir elinden geldiği kadar yönetmeye, kendince bir şeyler vermeye kalktı ama ya kardeşim buraya artık gelecekse birileri projesinde beraber mi gelsin? Yani siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Tabii gelecek insanlar biraz önce yani projesinde gelmeyenlere siz dur mu diyeceksiniz? Nasıl olacak bu? Şimdi bu işin bizi götüreceği nokta projesiz gelen birinin zaten dediğim gibi yani ben şimdi çıktım, ilçe başkanı adayı oldum. İnsanlara ben geldim, ben özgür taş verdim ben de, ben babamın oğluyum. Böyle böyle yaptım, beni seçmeniz lazım diye bir söylemde bulunsaydım aldım 1200 oyun, 200'ü ben alamazdım zaten. Tabii. 200'ü alamazdım. Ben insanlara projemi anlattım. Orada yani insanlara nasıl ulaşacaksınız noktasında biraz önce biraz üstü kapalı gibi bahsettim ama orada belediye başkanı adayı olacak insan o projeyi zaten insanlara anlatmak da mükellef. Eğer anlatamazsa çok net ifade Cumhuriyet Halk Partili üye o insana kaşı gözü güzel diye veya yakışıklı diye oy vermez.
babasına bakarak, anasına bakarak oy vermez. Kendi projesine bakar, neler yapabileceğine bakar, ne katkı sağlayabileceğine bakar. Buna göre oy verir ve ön seçim olduğu noktada beraber çalışılabilecek bir ön seçim sonrası senaryoda belediye başkanıyla topyekun bir çalışma halinde bugün vardır yoktur. Şu anda konumuz o değil. Çok da girmek istemiyorum. Yani yerel yönetimlerle örgüt arasındaki problemler çok günümüzün şu anın konusu olmadığı için. Ama topyekun çalışma sağlandığı takdirde belediye başkanıyla örgüt de zaten otomatik olarak aynı paralelde çalışmaya başlama ihtimali vardır, başlayacaktır. Çalışmak zorunda kalacaktır evet, zaten. Ben bunu istiyorum. Yani evet. Çalışmak tamam. Zorunda kalacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Ben de şunu eklemek istiyorum. İşte ön seçim platformu bu yüzden geliyor. Yani bir platforma niye ihtiyacımız var? Burada ortaya çıkıyor. Söylem itibariyle herkes söyledi. Biz kotasız, kontenjansız ön seçim istiyoruz diye. Yani bugünkü yönetimde olan arkadaşlarımız da zaten oldu da. Evet yani bu hatta kendi ifadeleridir. Şimdi ancak söylem olarak kaldığı sürece bir fikrin veya bir söylemin altı doldurulmadığı sürece işte o sizin dediğiniz kriterler oluşamıyor. Çünkü insanlar düşünmeye yönlendirilmiyor. O geride kalan bir söylem olarak o zamanın politik söylemi olarak kalıyor. Bunu nasıl altını dolduracaksınız? Bir platforma ihtiyacınız var. Yani ön seçim platformu denen bir zemini yani bir zemin oluşturuyorsunuz. Bu zeminde sadece bu işin yapılması değil, yani sadece ön seçimin yapılması değil. Ön seçim yapıldığında vatandaşın veya üyelerin nasıl karar vereceği, yöneticilerle veya şu andaki hatta aday olarak çıkacaksınız bir belediye başkanınız var. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'siniz. Belediye başkanımız da Cumhuriyet Halk Partili. Nasıl bir söylem geliştireceksiniz? Halka nasıl gideceksiniz? Hem partinize zarar vermeden hem de kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Bunları hep oturup düşünmeniz gerekiyor. Yani işte bu zeminde özellikle de aday olmayan bir ortamda tartışıldığı zaman bu kriterler sizin de dediğiniz gibi ortaya çıkıyor. Yani bizim esas amacımız biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir seçim gerçekleştirmeliyiz ki partimiz buradan topyekün ve başarılı bir şekilde çıksın. Hep beraber, Özgür'ün de dediği gibi hep beraber nasıl savaşır hale geliriz? Bunları önceden konuşmayınca çıkan adaylar, hele bir de atama sürecinden geçtilerse biliyorsunuz atama süreci çok daha farklı bir süreç. Yani o işte genel merkezde çok evet. Daha sıkı ilişkiler gerektiriyor. Yani sizler yönetici olarak çok daha iyi biliyorsun. Yönetimle çok daha sıkı ilişkiler geliştirmenizi gerektiriyor vesaire. Yani aslında daha fazla politize oluyorsunuz. Yani daha doğrusu daha fazla ayrışıyorsunuz. Tabii yani işte onlar oluyor. Başka şeyler de ortaya kalıyor, giriyor. Yani onlar oluşmadan belli bir zeminde konuşulmuş kriterler doğrultusunda yarın öbür gün aday adayı olacak arkadaşlarımızın neyle karşılaşacağını şimdiden tartışmaya başlarsak, herkesin katkısını alırsak, yarın öbür gün çok daha etik kurallara uygun bir parti içi seçim, parti içi karar verme süreci yaşayabiliriz. Doğrudan bodoslama böyle tabiri caizse atladığınız zaman içerisine çok yanlış yerlere gidebiliyor seçim bir noktadan sonra. Vatandaş, parti üyelerimiz ne istediğini, nasıl istediğini ortaya koymalı. Tabii burada parti üyelerinin, partililerin hatta sokaktaki normal sivil vatandaşı da bir şekilde bilinçlendirilmesi lazım. Yani sonuçta vatandaşı ilgilendiren bir kısmı da var. Tabii. Sayın Demirkaya, bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa bu vatandaşı ilgilendiren kısmı partilerin haricinde buyurun. Şimdi Anayasanın 67. maddesinde vatandaşla ilgili, vatandaşlıkla ilgili bir tanım var. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi partinin içerisinde siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkına sahip. Şimdi çok basit bir olay esasında bir milletvekili seçilmek için ilkokul mezunu olmak yeterli. Dolayısıyla bizim partimiz içerisinde herkes üye olarak, herkes belli bir mevkiye aday olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı için üniversite mezunu şartı var. Artık o da tartışılıyor zaten. Şimdi bu ortamda A kişisi, B kişisi, kişisi önemli değil aday olması. Önemli olan K
kişilerin özgür iradesinde kullanarak bir şeyin içerisinde, bir partinin içerisinde, bu bizim partinin iş olduğu için söylemiyorum. Bir partinin içerisinde aday olabilmeli. Herkes aday olabilmeli. Bizler de seçebilmeliyiz. Neye göre seçmeliyiz? Kriterleri var tabii. Bir projesi olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Genelde yapılan olayı söylüyorum. Bir grubun adayı çıkıyor. Bir grubun temsilcisi olarak aday. Biz kendi partimiz içerisinde kişinin projelerine bakmıyoruz. Biz kişiye bakıyoruz. Bu şekilde seçiliyor. Güzel. Projeler ne zaman bakılıyor? Diğer kişilerden oy almaya çalıştığımız zaman. Ya ben üyeyim, ilk önce o projeyi benim görmem lazım. Ya ben kişiye oy attığım zaman, eğer Özgür Taş Merkezi'ne aday olacaksa, eğer Şerif Baysal'ın aday olacaksa, ilk önce bizim partimiz içerisinde projelerin ortaya sunması lazım. Bunu sunduktan sonra sıkıntı yok. A kişi seçilmiş, B kişi seçilmiş, benim kişilerle ilgili en ufak bir bizim derdimiz yok. Önemli olan biz ilk önce bunları da görmek istiyoruz. Vatandaşlar da, ben de bir vatandaş olarak, seçme seçilme hakkının olduğu bir ortamda en iyisini seçmek istiyorum. Dolayısıyla önüme seçenek gelmesi lazım. Alakart değil yani. Her türlü seçenek sonuçta önünüze gelmesi lazım. Sizin orada tercih hakkınızı kullanmanız lazım. Biz Sayın Şerif Baysal'a bu tür konulara girdiğimiz zaman hatta seçilecek olan, seçilmiş olan devletlerin veya seçilmeden önceki süreçle ilgili bir takım şeylerin de masaya yatırıp kendisiyle karşı karşıya konuşuyoruz. Kendisi de sanırım Şerif Baysal'ın bu konuda da söyleyecek bir şeyler vardır. Şimdi ben buraya girecektim zaten. Mesela bu sizin çalışmanızın çok ağır boyutları da olacak yani görünürde. Çünkü istediğiniz kadar girip girmemeye çalışırsın ama girmek zorundasınız. Yani sonuçta hedef olacaklar. Tabii şimdi burada 12.0 bir siyasi parti yerel yönetimi var. Siz örgüt içindesiniz. Örgüt ve yerel yönetim şu anda karşı karşıya pozisyonda. Ve siz bilinçlendirme, bilgilendirme konusunda vatandaş üzerinde çalışma yapacaksınız. Bu çalışmayı yaparken siz yerel yönetimin çalışmalarını aynı zamanda aktarma konumundasınız ve yerel yönetimleri savunma durumundasınız. Ama şimdi bakıyoruz, yerel yönetim çok ağır eleştirilerle karşı karşıya. Karşı partiler bunu çok güzel kullanıyorlar. Propagandaları güzel, satışları güzel, pazarlamaları güzel. Maalesef CHP'nin yerel yöneticilerle, örgütleriyle bu konuda eksik. Pazarlama yok, satış yok. Eksik. Bu sizin bir handikapınız olacak. Ha şimdi biraz önce arkadaşım dedi, seçeceğimiz kişileri, işte projeler olacak şu. Bana göre seçilecek olan kişiler, kriterden ben bahsederken onu anlatmaya çalıştım. Projeyle değil. Çünkü hepimiz biliyoruz, birbirimizi aldatmayalım. Bütün siyasi partiler aynı şeyi yapıyor burada. Tek parti suçlamak da mümkün değil. Seçim satım haline girildiğinde 2-3 ay kala, o güne kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen hemen vatan millet Sakarya sevgisi gelir, otururlar bir araya. Hemen projeler üretilir, yazılır, çizilir. İnternet ortamı var şimdi, çok güzel fotoğraflar alınır. Projeler, süslenir fotoğraflarla falan. Proje üretmek çok kolay. Ama proje dediğin zaman, vatandaş kalkıp, kardeşim sen bunu bana sundun. Bunu hangi imkanla yapacaksın? Senin bütçen ne olacak? Parayı nereden bulacaksın? Dış kredi mi, iç kredi mi, borçlanma mı yapacaksın? Şunu, onların hiçbirini sormaz. O arkadaş da zaten kandırmakla meşgul ettiği olduğu için, o konuda da bir rakam vermez. Mali şudur, parayı bulacağım, buradan bulacağım dedi mali. Şimdi seçilecek, bana göre bir tek kriter var. Parti yönetimlerine olsun, belediye meclislerine olsun, belediye başkanlığı olsun, milletvekiline olsun. Her nereye seçilecekse bu kişilerin sosyal yaşamlarını dikkate alması lazım. Kriterin bu olması lazım. Bu kişiler sosyal yaşamlarında memleket meseleleriyle ne kadar ilgilenmişler? Sporla, kültürle ne kadar ilgilenmişler? Çevre sorunlarıyla ne kadar ilgilenmişler? Ne yapmışlar, ne etmişler? Tiyatro mu oynamışlar, top mu oynamışlar? Ne yapmışlar? Yani bunların değerlendirilip, esas bunun üzerinde durulup bir şey bulunması lazım. Ve
başvuruda bulunacak kişileri de başvurmadan önce parti tarafından, örgütler tarafından bu tür kriterlerin arandığı, bu tür şeyin arandığı imalı olsun, açık yol olsun, yazılı ne şekilde olursa olsun bu vatandaşa ulaştırılması lazım ki kendine güvenen eğer o kriterlere uygunsa, sosyalleşim o şekildeyse, gerçekten bir şeyler vermişse güvenerek başvuruda bulunsun. Ki bunu pazarlamasını zaten örgüt yapacaktır. Yaparken de bunu kamuoyuyla paylaşsın. Kamuoyu da seçimini buna göre yapsın. Bu arkadaş çocukluğundan beri bugüne kadar gelmiş, böyle böyle ilgilenmiş. Bunlar böyle bir ekip oluşursa, bu ekip zaten seçimde proje sunması gerekmiyor. Seçimden sonra da oturup proje sunar. Çünkü seçimi alırsın belli bir şeyler. Bütçeni belirlersin, bütçenin yönetimini aldın. Belediyenin şeyine bazı bilgiler ancak seçim aldıktan sonra ulaşabilirsin. Dışarıdan alma mümkün değil. Böyle sonuca varmak mümkün. Yani benim anlatmaya çalıştığım seçim öncesi bu platform hazır çıkmış, bu çalışma yapıyor. Sizden ricam bu bilgilendirmenin yapılması vatandaşa ki vatandaş bilerek, bilinçli olarak seçimini yapsın. Elmeri mi, armutu mu, domates alırken küreğini mi alır, keşfini mi alır? Kesinlikle katılıyorum. O noktada bir şey söyleyeceğim şimdi. Markete gittiğimiz zaman bile bir ürünü alırken içinde boya var mı, katkı maddesi var mı, hangi fabrikada üretilmiş, tesisler temiz mi? Hepsi burada kendini kanıtlamış firmaları tercih ediyoruz, doğru mu? Seçerken bile bir altyapısına bakıyor, ürün nasıl gelmiş, ne olmuş? Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy kullanan ve ön seçime gelen kişiler yavaş yavaş artık bunun bence bilince varıyorlar, bunu görüyorlar. Bu noktada tabii proje derken sadece o yapacağı projelerden de bahsetmiyorum. Dediğiniz gibi sosyal yaşantısı, geçmişi, dünyaya bakışı, Tekirdağ'a bakışı, Tekirdağ'ın nereye götüreceği, kesinlikle katılıyorum. Bunlar çok önemli etkenler ve üyeye anlatırken bunları bunu anlatmaktaki en büyük görev orada aday olarak çıkacak insana düşüyor zaten. Ve bence size katılıyorum. Bunu da en iyi anlatan zaten o sandıktan çıkacaktır. Biz en iyi anlatsın diye bu platformu kurduk zaten. En iyi anlatabilen gelsin o koltuğa otursun diye bu platformu kurduk. Bizim en büyük amacımız bu. Şimdi marketten iyi bir domates seçiyorsunuz da bunu partililere ve parti yöneticilere nasıl anlatacaksınız? Bu domatesin iyi olduğunu nasıl göstereceksiniz? Partiye ve parti yöneticilerini anlatmamıza gerek yok. Biz üyelere anlatacağız bir şekilde. Bunları anlatmamız gerekiyor diyorsunuz. Üyelere anlatacağız. Yani demokrasi talebi tabandan gelmediği sürece demokrasiye ulaşmak mümkün değildir. Tabandan gelmesi için çalıştığımız için de bir platformun içerisindeyiz. Yani biz bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir konumda söz sahibi değiliz. Yani bu taleplerimiz yani, sadece Cumhuriyet Halk yani Partisi'ne değil, başka partilere de. Tabii yani. Sivil toplum kuruluş örgütlerine, odalara. Her şeyi söylüyoruz. Evet. Yani biz bir şeyin patronu değiliz. Evet. Biz vatandaşın parti üyesinin sesini daha fazla duyurabilmesi için bir platform oluşturup gönüllü çalışan insanlarız. Şimdi nasıl olacak? İşte şöyle olacak. 400 kişiydiniz 500 oldunuz. 500'sünüz 600 olursunuz. 700 1000 olursunuz. Bakın bir isminiz olduğunda, bir söyleminiz olduğunda sizler gibi özgür basın bir şekilde ya siz ne diyorsunuz, ne söylüyorsunuz, ne yapmaya çalışıyorsunuz diye hem bizi zorlayıcı, söylemlerimizi geliştirici hem de kendimizi anlatmamıza olanak sağlayan platformlar da oluşuyor. Yani burada biz bir şey yapmayacağız. Biz talebimizi ileteceğiz ve inanıyoruz ki o seçilerek bu konumlara gelmiş parti yöneticileri, efendim milletvekilleri, belediye başkanları bu sesi duyacaklardır. Çünkü eğer ön seçim olursa gelecekleri ben değilim sadece. Bizimle beraber bu platformda bilinçlenmiş veya fikrini ifade etmiş üyelerimiz olacaklar. Yarın öbür günde bu üyeler halkın içinde halk olacak. Yani ön seçimi şöyle değerlendirmek lazım. Aday adaylarının adaylık süreçlerinin bir hazırlık dönemidir. Söylemleri o zaman ortaya çıkacak. Ne kadar hemşeri oldukları, sizin dediğiniz bu hemşerilik bilinci veya mesela kentimizi yönetecek kişinin ne kadar hemşerimiz olduğu, buna talip kişileri. Ekibi kimlerden oluşuyor?
hangi hemşehrilerimizden sizin dediğiniz gibi belki oluşuyor ya da bu çıtayı, bu hizmet çıtasını nasıl yukarıya çıkartacağız? Bizde hep aşağı çekme üzerine, yani tabiri caizse bir siyaset sistemi var. O yüzden de bu Türkiye'nin her yerinde, tek burada değil, oluşan işte yönetimlerle, başkanlar vesaire arasındaki sıkıntılar her yerde var. Sebebi aşağı çekme politikasıdır bakın. Burada biz diyoruz ki aynı ön seçim talebimizde olduğu gibi nasıl demokrasiyi çıtasını biraz daha yukarı çekeriz diye düşünüyorsak, buraya gelen aday adayı arkadaşlarımızın da Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin bugüne kadar yaptıkları değil, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin nasıl daha iyi bir belediye olabileceğine dair yaklaşımlarını ortaya koyarak ortaya çıkmaları lazım. O zaman bir kavga olmaz. Öteki türlü ne kadar kötü bir hizmet yapılıyor. Bakın geldiğinde ben yapacağım diyorsanız başka partiye gideceksiniz. Orası sizin kendi partiniz değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri olarak partimize zaten destek veriyoruz. Yani burada ne kadar eleştirirsek eleştirelim aramızda. Doğruya doğru gitmek için bunları yapıyoruz. Onun için pozitif yönde bir siyaset yapılmalı. Nasıl ben bugünkü belediye başkanımdan daha iyi bir belediye başkanı olurum, nasıl daha iyi bir ekip kurarım, nasıl daha iyi hizmet ederim diye düşünen arkadaşlar çıkacaklar ki piyasaya. O zaman ne yönetim ne de işte vekili vesairesi bir kutuplaşma içerisine girmesin ve o ön seçimden işte o söylemlerle çıkılmış o ön seçimden tek yumruk olmuş bir parti ortaya çıksın. Ve seçimi kazansın. Kolay değil bugün seçimi kazanmak. Bunu herkes görüyor. Yani geçen seçimle geçen seçimle bu seçim arasında ciddi bir fark var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışması lazım. Onun da yönteminin bu olduğunu düşünüyoruz biz. Yani onun için. Yoksa bu talebi başka bir dillendirme sebebimiz yoktur. Şimdi şunu da ilave edeyim. Ön seçim platformu zaten mevcut ilçe yönetimine veya mevcut belediye başkanına karşı çıkmış, tabii. Kazan kaldıran bir ekip falan değil. Gerek Sayın İlker Yağcıoğlu seçim söylemlerinde, kotecisi kontenjansı ön seçimi savunuyor. Gerekse Sayın Ekrem Eşkıdat zaten ön seçimi ikisini savunuyor. Burada ön seçim platformu onlar için söylemleri eyleme dönüştürmeye fırsat tanıyor aslında. Bu noktada bize teşekkür etmeleri gerekiyor. Bu destek bir şekilde verecekler. Evet. Şimdi bunu soracaktım zaten. Sorun yaratamıyor bu çalışması parti içinde diye. Evet. Biz o noktada yani bu platformun oluşması biraz önce dediğim gibi söylemi eyleme dönüştürme fırsatı verecek onlara. Yani genel merkeze gittiklerinde ya arkadaş biz ön seçim diyoruz ama bak arkanızda da böyle bir ön seçim platformu var. 1000 tane imza toplamışlar, 2 tane imza toplamışlar deme şansına sahip olacaklar. Ve bu da bunu söylediklerinde de o söylemlerdeki samimiyeti de bütün üyeler görecektir. Biz de onu gösterilmesini istiyoruz. Aslında böyle bir olay kalitedeki standartı yükseltiyor. Yani çıta yükseltme derken biz kaliteyi istiyoruz. Tabii kalitedeki standartı yükseltiyor. Şimdi yıllarca ben özel sektörde yöneticilik yaptım. Şimdi bir iş başvurusu alıyorsunuz bir yerde, muhasebeci alacaksınız veya güvenlik elemanı alacaksınız. Yüzlerce CV geliyor. Bakıyorsunuz, en iyisini alıyorsunuz. Buradaki olay esasında sadece bu. Kaliteyi yükseltme olayı. Yani belli bir gruba, belli bir yetkili kişiye ya da bir partinin içerisindeki şu anda görev yapan arkadaşlarımıza karşı açılmış herhangi bir şey değil, bir cephe değil. Bu oluşumun tek şeyi, tek şimdi, düşüncesi. Şimdi, yani özgürlüğünde bahsetmiş olduğu olur. 14 seçimleri veya ondan sonraki seçimlerde parti üyelerinin önemli bir kısmını sandığa girip oy kullanmadığını gördük. Sonuçta bu platform bunları da bir şekilde kazandıracak, barışık bir arada yürüme ortamı sağlayacak diye anlıyorum. Zaten şöyle 5700 tane civarında üye vardı, şu anda 6000 olsun Süleymanpaşa'da. Son seçimlerde sürekli olarak 2500-2600 kişi katılım sağlıyor. Esasında tartışılması gereken, konuşulması gereken, çözülmesi gereken sorun bu. Ama neden? Hiçbir dönem bu şekilde bir platform oluşturulmadı. Üyeler tarafından böyle bir platform oluşturulmadı. Hep beklenti ilçe yöneticileri. Biz ilçe yöneticisi değiliz şu anda. İl yöneticisi değiliz. Bir görevimiz de yok.
Dolayısıyla ben üye olarak kendimi görevli hissediyorum bazı şeylerde. Yani bu partime ben bir şeyler verebilmeliyim. Dolayısıyla biz belki bunun önünü açarız diye düşünüyoruz ve nitekim şurada kısa bir dönem içerisinde ben sayıyı da paylaşmıştım. Şu anda 500'ü geçtik. 487 imza bizzat bana ulaştı. Bugünkülerle beraber bu rakam 550'yi falan olacaktır ve daha da ileri gideceğine inanıyoruz. Bizim tahminimiz burada üyelerimizin böyle 1000 tane falan değil. Bütün üyelerimizin biz bunu istediğini de biliyoruz. Evet. Peki şimdi son 10 dakikaya geldik. Süremizi tamamlamak üzereyiz. Zaten bir şey... Şimdi bu çalışmalarda sizin örgütün haberi yok sanırım. Ya da bir ön görüşme yaptınız mı? Örgütte böyle bir çalışma yapacağınızı. Şu anda örgütte Sarı Sultan duymuş durumda zaten. Bizim örgütte bize bir tepki de gelmedi. Görüşmediniz yani. Bize bir tepki gelmedi. Şimdi şunu anlamak istiyorum. Örgüt de muhakkak bir çalışmaya girmek zorunda en azından seçim üzere. Böyle bir tabana yönelik çalışma yapacak. Siz de tabana yönelik bir çalışma yapıyorsunuz. Bir yerde çelişir mi, çakışır mı? Yani o zaman ne oluyor? Bir yerde karşı karşıya geleceksiniz. Şimdi şu anda Sarı Sultan'a bıraktık işi ama o zaman karşı karşıya geldiği zaman ne olacak? Bizim bu söylemimizin çakışacağı bir ortam oluşacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bu söylem çok doğru bir söylem. Çelişirse onların söylemleriyle ne olur? Başta yola çıktıkları söylemle kendileri çelişmiş olur bu sefer. Çünkü baştaki söylemleri bizimkiyle paralel. Aynen. Eğer farklı bir söylem gelirse kendi söylemleriyle çekişmiş olurlar ama arkadaşlarımın böyle bir söylem kargarasına girecek durumları olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle bir istekleri olduğunu da düşünmüyorum. Ben de hatta şöyle düşünüyorum, önümüzde bir tabii bir danışma toplantısı olacaktır Süleyman Paşa'da. Biz platform olarak da oraya katılacağız. Mevcut yönetimlerin de bize danışma toplantısında da Örseç'in platformuna destek verdikleri söylemini, insanları anlatmaları kendi söylemleri açısından en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Programımıza son vermedikçe son 2 dakikanızı kullanırsanız. Yani burada yaklaşık bir saattir konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ön seçim neden gerekli, nasıl gerekli bunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ve hakikaten çok gerekli. 2019 zor bir süreç, zor bir süreç. Şimdi bir muhalefetin yani şu andaki iki partinin birleşip tek başına girmesi de söz konusu. Ama bu bizim için özellikle Tekirdağ'da bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Topyekün çalıştığımız takdirde, bütün Cumhuriyet Halk Partisi bir araya geldiği takdirde onların 2+2 4 etmeyecektir kesinlikle. Benim ona olan inancım tam. Bu noktada bir ön seçim yapıp biraz önce Şerif Bey'in de bahsettiği gibi insanların kendini en iyi şekilde üyeye ifade edip kendi sosyal yaşantılarıyla, yaşanmışlıkları, dünyaya bakışlarıyla, projeleriyle kendini ifade edip örgütün seçtiği bir adayın tüm örgütü arkasına alarak 2019'a gitmesi için bugünden ben tüm Cumhuriyet Halk Partileri sizin de vasıtanızla bu platforma destek vermeye ve imza vermeye davet ediyorum. Size bu imkanı sağladığınız için de özellikle çok teşekkür ediyorum. Size katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizinle aynı programa katılmak da bizim için bir şereftir onda. Sonra ekleyeceğiniz sözleri konuşulmayanları konuşalım. Bak, konuşulmayacak bir şey kaldı mı bilmiyorum. Şerif Bey sağ olsun her konuyu açtı. Bize çok faydası oldu o noktada. Ben yani özellikle bir siyasi partinin içerisinde üyelerden gelen bir hareketin bu kadar destek bulmuş olmasına, bu noktaya kadar yani şu anda sizin karşınıza kadar gelebilmiş olmasını bir kere çok önemsiyorum. Süleyman Paşa Tekirdağ, eski adıyla aslında Tekirdağ burası bize göre hala Tekirdağlılar olarak, Türkiye'deki okuma yazma oranının okumuş insanların en yüksek olduğu oran olarak liseleri, hatta devlet liseleri bile üniversite sınavlarında en başarılı öğrencileri yetiştiren, yani en aydın şehirlerimizden, kentlerimizden bir tanesi. Eğer demokrasiyle ilgili bir çıkış yaşanacaksa, demokrasinin çıtası yükselecekse, katılımcı sosyal demokrasi için
bir şeyler yapılabilecekse ben burada yapılabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Onun için de vatandaşlarımız seçme haklarını kullanırken bunu düşünerek karar vermeliler. Adayı değil, kendilerinin ne istediklerini düşünsünler. Ben bunu söylüyorum. Yani sizin neye ihtiyacınız var? Adaylar gelecektir. Her yerden çıkacaktır. Sizin de dediğiniz gibi kaçınılmaz sonlar olacaktır, başka şeyler olacaktır, karşı karşıya gelmeler olacaktır. Ama her şeyden önce adayları seçecek olan vatandaştır, seçmendir, Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. Ne istediklerini lütfen, yani bu platformda, yani bu buradan onu ben çok rica ediyorum. Her vatandaş, her seçmen bir belediye başkanından, bir meclis üyesinden, bir milletvekilinden ne beklediğini düşünmeli ve ona göre karar vermeli diyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü çok önemli bir takım şeyleri şey yaptık. Evet. Birlik ve bütünlük içinde olduğumuz kişiler tek başına olmayacağını biliyoruz. Sayın Şerif Bay Sanat. Ben arkadaşlara başarılar dilerim çalışmalarında. İleriki günlerde sanıyorum çalışmaları takip edeceğiz. O zaman daha farklı sorularla sizinle görüşmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın böyle bir programda bulunmaktan gerçekten gurur duyduk. Özellikle Şerif Baysal'ını izliyoruz sürekli olarak. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. 2014 seçimlerinde Tekirdağ'da yerel belediyede 47 bin oy aldık. Genel seçimlerde 57 bine çıktık. Fakat o dönemde bile üyelerden başlayan bu şekilde bir çalışma yoktu, sadece bir seçim olayıydı. Şu anda seçim ortamında değiliz. Bizler vasıtasıyla başlayan bu hareket, inanıyorum ki Süleyman Paşa'da 57 bini daha da yukarılara çekecektir. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Sizlere böyle bir fırsat tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Programımızı tabii ki burada bitirmiyoruz. Programımız normalde saatimiz doldu bitti ama herhalde konuşulacak daha çok şey var. Bunları bir başka programda tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi açılış yaptık, sizlerin huzurunuza gelmeye çalıştık, bir de böyle bakalım dedik. Ama tabii buradaki konu sadece platformumuzun veya yaptığımız programla ilgili siyasi bir hamle değil, siyasi bir bakış açısı değil. Bu halkın ne istediğini masaya yatırmakla alakalı bir şey. Tabii ki programımızda herkese yer var. Burada herkes, sayın arkadaşlarımızla da olsun, kendileri de istedikleri zaman davet edebiliriz. Veya kendileri birilerinle bir araya gelmek istediklerinde, davet etmek istediğimiz arkadaşlarımız olsun veya bir başkası olsun, memnuniyetle karşınızda olmaktan memnuniyet duyarız. Bunu da belirtmiş olalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ben programımıza katılan arkadaşlarımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. Teşekkür ediyorum.